Merhaba sevgili WebTekno takipçileri. Bu videomuzda Yusuf hocamızla birlikte sizlere kuantum dolanıklığı, kuantum mekaniği, kuantum işlemcileri ve kuantum bilgisayarları hakkında sorular soracağız. Hazır mısınız hocam? Evet, başlayabiliriz Çağdaş. Arkadaşlar şöyle bir özet geçeyim. Neden buraya geldik? Çünkü burası kuantum bilgisayarlar, kuantum işlemciler, kuantum şifreleme, kuantum dolanıklığı hakkında bilgi alabileceğimiz önemli merkezlerden bir tanesi. Biliyoruz kuantum bilgisayarlar hepinizin ilgisini çekiyor. İlk sorum benim şu. Bu kuantum meselesi nedir? Direkt olarak benim hayatıma yani gündelik yaşamıma bir etkisi var mı? Kuantum mekaniği nedir? Klasik mekanik nedir? Bunlar aslında bu videoda kısaca cevaplanabilecek şeyler değil. Biz kuantum şifre üzerinde duracağız ve biraz da kuantum teknolojileri üzerinde. Kuantum mekaniğini çok basit bir şekilde evrendeki çok küçük şeyleri mekaniğini açıklayan bir fizik olarak düşünebilirsiniz. Elektron bir atom çekirdeği etrafında dönüyor ama her yörüngede değil. Basamak gibi düşünebilirsin. Bakkaldan 3,5 yumurta isteyemezsin. 3 yumurta isteyebilirsin ve 4 yumurta isteyebilirsin. Aslında kuantum mekaniğini birazcık böyle anlayabiliriz. Girmemiz gereken nokta kuantum mekaniğinde kuantum dolanıklık ve kuantum süperpozisyon ilkesi. Mesela kuantum teknolojilerinin günlük hayatımızda uygulandığı yerler. LED'in açılımı light emitting diyot. Elektron. Sadece belli başlı yörüngelerde bulunabiliyor. Ama bazen bu yörüngeler arasında geçiş yapıyor. Mesela birinci yörüngede bulunan bir elektron, ikinci yörüngeye excite olduğu zaman, uyarıldığı zaman, zaman içerisinde serbest bıraktığınızda tekrar birinci yörüngeye düşecektir. Bu süreçte açığa bir foton çıkar. Bu foton lazerde kullanılan ışığın kaynağıdır. Elektronlar uyarılır ve açığa ışık çıkartırlar. Mesela kuantum teknolojileri günlük hayatımızda burada söz konusu. İkinci sorum da şu, kuantum dolanıklık, süperpozisyon diye bir şeyden bahsettik. Bu ve ışık hızının aşılması meseleleri nedir? Einstein'ın iddiası şu, kuantum mekaniğinin bir süperpozisyon ilkesi vardır. Elektron denilen bir parçacığımız var Çağdaş. Bu elektron bir Z yönünde kutuplanmış bir mıknatıs arasına gönderildiğinde yukarı sapacak veya aşağı sapacak. Yukarı mı sapacak, aşağı mı sapacak? Bu önceden belli mi? Ben hocam okul konusunda çok... Kuantum mekaniği elektronun mıknatısa gönderilene kadar aşağı ve yukarı sapmayı aynı anda barındırdığını, mıknatısa geldiği anda %50 ihtimal yukarı, %50 ihtimal aşağı saptığını, bunu da ölçüm olarak adlandırır. Ölçümün sonucu değiştirdiği ve sistemin artık yukarı yönde bir sistem olduğunu bize iddia eder. Ama şunu söyler, der ki iki duruma birden sahip yapı söz konusu. Senin parçacığın burada Yozgat'ta olsun seninle beraber. Ben de Andromeda'ya alıp gittim kendi parçacığımı. Seninki yukarı saptıysa benimki aşağı sapacak. Seninki aşağı saptıysa benimki yukarı sapacak. Peki diyelim ben Andromeda galaksisinde bir ölçüm yaptım. Benim parçacığım yukarı saptı. Senin parçacığın için artık tek bir ihtimal kalıyor. Aşağı sapmak. İşte bu kuantum mekaniksel durumu Einstein uzaktan garip etki olarak tanımlamış. Einstein bu etkinin ışık hızını aştığını söylüyor. Çünkü diyor aslında bu iki parçacık birbirinden haberdarlar. Bu haber ışık hızından daha yüksek bir hıza sahip. Kuantum mekaniği ise buna böyle bir cevap vermiyor. Biz buna korelasyon diyoruz. Yani bu iki parçacığı aynı bulmanız mümkün değil. Niye olduğu kısmı fiziğin çok güncel tartışma sahalarından bir tanesi. Dolanıklık ilkesi bu. Süperpozisyonda anlattığım gibi yukarı sapma ve aşağı sapmanın aynı anda elektronun üzerinde bulunması. Işık hızının geçilme sorusuna cevapladık diye düşünüyorum. İşte bu etki kuantum dolanıklık. Eyvallah. Eğer yanlış anlamadıysam hocam mesele şu. Benim Yozgat duran elektronun, sizin Andromeda'da duran elektronunuzla arasında herhangi bir kontak olmamasına rağmen iletişim kurabiliyor. Arkadaşlar Koray hocamız da İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde fizik bölümünde araştırma görevlisi. Koray hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Koray hocam kuantum bilgisayar daha önce hiç yapıldı mı? Ben şimdi otursam o bilgisayarda GTA 5 oynayabilir miyim? Klasik bilgisayarın klasik bitleri kullandığını, kuantum bilgisayarın da kuantum bitleri yani qubitleri kullandığını söyleyebiliriz. Qubitler karşılaştırma yaparsak üstel olarak klasik bitlere bir üstünlüğü var. Mesela iki tane qubitiniz varsa 4 tane klasik bite, 3 tane qubitiniz varsa 8 tane klasik bite karşılık gelecek şekilde bilgi taşıyabiliyorlar. Peki kuantum bilgisayar var mı? Hayır demek daha doğru. Daha çok kuantum prosesör dediğimiz kuantum işlemciler var. Bunlarda da genelde qubit sayıları onlarla ifade ediliyor. 100'lü, 200'lü hatta binlere kadar qubit barındıran işlemciler çıkacağına dair bunları bekliyoruz. Bir 10 sene içerisinde göreceğizdir. GTA sorusuna gelince maalesef kuantum bilgisayar bu şekilde çalışmıyor. Daha özel problemleri çözmek için aslında daha özel algoritmaları çalıştırıyor. O yüzden GTA kurup oynamak için bildiğimiz bilgisayarlara ihtiyaç var. Şimdi bu algoritmalara bir tane örnek verebilir misiniz bize? Yani kuantum bilgisayar şunu yapar. Kuantum bilgisayar için mesela ilk vereceğim örnek Shor algoritması. Bu birazdan da anlatacağımız üzere klasik şifrelemeleri çözebilecek bir algoritma var. Bu algoritma çalıştırılıp klasik şifreleme çözülebileceği için kuantum şifreleme aslında yapmaya çalışıyoruz. Bir nevi problem olan kuantum bilgisayarın klasik şifreyi çözebilmesi, onu engellemek için de kuantum şifreleme yapıyoruz. Bu klasik şifreleme nedir? Neden yetmiyor? Diyelim ki bir metniniz var elinizde. Karşı tarafa aktaracaksınız, mesajınızı yollayacaksınız. Bunu şöyle şifreleyebilirsiniz. Her harfi alfabede iki harf sonrasına kaydırırsanız mesela A'yı C'ye, B'yi Ç'ye kaydırırsanız böyle bir şifreleme yapabilirsiniz ama bunun çözülmesi çok kolay olacaktır. Daha karmaşık olanı şöyle anlatabilir. Mesela asal sayıların çarpımı şeklinde bir anahtar kullanılıp bunlar üzerinden yapılan bir şifrelemeyi çözmek biraz
biraz daha zaman alıyor. Sıradan bir bilgisayar belki binlerce yılda, bir süper bilgisayar yüzlerce yılda çözebilir böyle bir şifrelemeyi. Bir kuantum bilgisayar saniyeler içerisinde çözebilir. En güvenli şifre nedir? Ben yoruldum biraz. İsterseniz tekrar Yusuf'u çağıralım. O zaman tekrar Yusuf Hoca'ya geçiyoruz arkadaşlar. Ben de kısaca bir en güvenli şifreyi size örneklemek isteyeceğim. Şimdi Koray zaten iyice bahsetti. Şifreleri metin uzunluğunda şifrelediğimiz takdirde bu en güvenli şifremiz bu. 100 harflik bir metin varsa bunu da ben hani her harfi ayrı bir şekilde şifreliyorsam bu en güvenli şifre. Bunun kırılması mümkün değil. Peki kuantum mekaniği bu kırılması imkansız şifrenin neresinde? Farkındaysan sorun şifrenin metinle aynı uzunlukta olması. Biz bunu nasıl sağlayacağız? Mesela senle ben zaten bir yerdeyiz. Bir şifre yazdık kendimiz. Anahtar belirledik. Uzaklaştık. Bu güvenli bir şifre. Ama şöyle düşün. Biz zaten uzaktayız birbirimizden ve birbirimizle güvenli iletişim kurmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Uzaktayken güvenli şifreyi paylaşmanın yolu uzaktan anahtar dağıtımı. Aslında videonun başlığında kırılması imkansız şifre, kuantum şifre falan diye anlatıyor insanlar ama aslında kuantum şifre diye bir şey yok. Orijinal ismi kuantum anahtar dağıtım veya anahtar oluşturma. Kuantum key distribution. Şöyle düşünelim. Uzaktan anahtar oluşturmamız lazım. Anahtarın metinle aynı uzunlukta olması lazım. Burada kuantum mekaniğinin ne işe yaradığına bakacağız. 84 senesinde BB84 ve 91 senesinde E91 ismiyle iki tane kuantum anahtar dağıtımı protokolü yayınladı. Bu protokol uzaktan anahtar oluşturmamızı sağlıyor. Geri kalan kısmı klasik şifreyle aynı. Ama burada en güvenli şifrenin tamamıyla frekans saldırılarına kapalı şifre olduğu çok önemli. Yani biz uzaktan şifre oluşturuyoruz. Bu kuantum mekaniğinin bize vaat ettiği şey bu. E91'e önce bakalım. Buna videonun başında bahsettiğimiz dolanıklık. Olay basit. Elimizde bir dolanık parçacıklarımız var. Dolanıklığı ölçebiliyoruz. Yani iki sistemin maksimum dolanıklığa sahip olduğu Bell state'leri var. Bunu 1964'te John Bell'in kuantum dolanıklığının matematiksel ispatıyla ona atfedilen bir isim. Bell state'leri. İki tane maksimum dolanık state'e sahip sistemimiz var. Ben o parçacıkları karşı tarafa şifre olarak yolluyorum. Dolanıklık miktarı en sonda ölçülüyor. Hatalar, bir error correction'lar falan var. Zaten yolladığımız ortam dolanıklığı biraz azaltıyor. Ama belli bir miktar dolanıklığın altında bir dolanıklık kaybettiysek o zaman diyoruz hat dinleniyor. Bu sayede hattımız güvenli bir hale geliyor. Aslında ilk yaptığımız şey E91 protokolünde bu. BB84'te ise kuantum mekaniğinin önemli bir teorisi var. No cloning teorem. Bunun Türkçesi tam olarak yok. Kopyalanamazlık teoremi tarzı bir şey. Bir kuantum durumu kopyalayamayız. No cloning teorem şunu anlatır. Bir kuantum durumunu ölçüm yaptıktan sonra ölçüm yapılmamış hale getiremez. Hani dedim ya senin elektronun yukarı saptı. Artık hep yukarı sapıyor. Bu çok önemli bir nokta. Senin o elektronu tekrar aşağı sapıyor hale getirmen aynı base'de mümkün değil. Ben bir foton yollayacağım. Yolladığım foton tek foton olacak. Single foton üretmek. İşin zor olan kısmı aslında single foton üretimi. Single foton dediğimiz tek foton. Ben tek bir foton oluşturuyorum. Buna dikey polarizasyon ve yatay polarizasyon 0 ve 1 bitlerini atıyor. Yolladığım fotonlar klasik olarak 1 ve 0 anlamına geliyor. Tek fotonun önemi şu. Eğer ben iki foton yollarsam hattı dinleyen birisi bir foton alıp diğer fotonun kaynağa ulaşmasına müsaade edebilir. Bizim yolladığımız foton sana ulaşmadan yolda başkası tarafından alınırsa bundan bizim haberimiz oluyor. Çünkü tek foton gönderiyoruz. Birçok metotları var. Dolanık fotonlar oluşturmak için metotlar var. Bunların hepsi ayrı videoların çok teknik konuları. Biz burada bunu nasıl oluşturuyoruz? Laboratuvarda onun biraz cevabına bakacağız. Şimdi sizden aldığımız bilgilerle kuantum şifreleme, işte frekans saldırısı bunların hepsini öğrenmiş olduk. Şimdi labı görmek istiyoruz eğer müsaitse. Orada bir bilgisayar mı göreceğiz? Bir optik masamız olacak. Bu masa pahalı bir masa. Ben de tam fiyatını soracağım. Yani BevTekno olduğumuz için her şeyde son sağlamlık testi yapmıyoruz. Kesinlikle bunu baştan söyleyelim. 300 bin euro yani 2 milyon TL civarını olan bir masadan bahsediyoruz. O zaman laba geçelim arkadaşlar. Şu alet neymiş bir görelim. Arkadaşlar şimdi laboratuvarımıza geldik. Yanımızda Serkan hocamız var. Serkan hocamız da Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde öğretim üyesi. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Teşekkürler. Şimdi hocam benim size sorum şu, bu makine nedir ya? Burada yapmaya çalıştığımız şey aslında geleceğin demeyeceğim artık çok yakın bir gelecek, çok yakın teknolojik bir uygulamadan bahsediyoruz. Kuantum bilgisayar gibi çok muhteşem bir teknolojik cihaz var. Üretim aşamasında olduğunu iddia eden birçok firma var. Ama bu aynı zamanda güvenli iletişim içinde ciddi bir tehdit oluşturmakta. Bu tehdide yönelik ayrı bir cihaz var. Yine kuantum teknolojilerini kullanan, bunun adı da kuantum anahtar dağıtımı. Biz de bu kuantum anahtar dağıtımı teknolojisi üzerine bazı çalışmalar yapıyoruz burada. Bu makine anahtar dağıtıyor yani. Bu makine anahtar için ihtiyaç duyulan fotonların üretimini sağlıyor. Şimdi biz burada bir kuantum anahtar dağıtımından bahsediyoruz ama işin özü güvenli bilgi aktarımı. İki kullanıcı arasında biz bir bilgiyi sadece iki kişinin arasında kalacak bir şekilde paylaşmak istiyorsak göndereceğiniz bilginin sadece bu iki kişinin bildiği bir anahtarla şifrelenerek gönderilmesi ve karşı tarafta da bu anahtarla çözülmesi temel. Bizim burada yaptığımız bu anahtarı acaba biz foton ışık parçacıkları üzerinden üretip dağıtabilir miyiz? Klasik anlamda şifreleme günlük işlerimizin içerisinde artık vazgeçilmez bir şey. SMS mesajlarında olduğu gibi ya da WhatsApp mesajlarında olduğu gibi ya da bir güvenli bankacılık
yatırımcılık yapıyorsunuz, online bankacılığa girmek istediğinizde size anlık bir mesaj geliyor. Bunlar hep aslında bir anahtarla şifrelenmiş bir bilgi gibi düşünebilirsiniz. Yani şimdi size bir arkadaşınıza bir WhatsApp mesajı gönderdiğinizde o mesaj sadece WhatsApp tarafınızdan o iki kullanıcı için tespit edilmiş bir anahtarla şifrelenip aktarılıyor. Bu WhatsApp mesajınızı birisi transfer edilirken elde etse ama elinde bu anahtar yoksa bu mesajı çözmesi mümkün değil. O yüzden aslında klasik anlamda kullanılıyor WhatsApp bu şifreleri ama kullanılan şifreler çok güçlü. Mevcut teknolojiyle çözülmesi hala çok zor ama özellikle kuantum bilgisayar gibi bir teknoloji devreye girildiğinde bu anahtarların çözülebilmesi çok çok kolay hale gelecek. Klasik anlamda bizim bit dediğimiz kavram var. Sıfır ve birlerden oluşan. Biz bunu kuantum dünyasında qubit diyoruz. Kuantum bite eviriyoruz. Yine bizim aslında sıfır, birlere ve bu sıfır ve birlerin kombinasyonlarına ihtiyacımız var. Bunu yaparken de ışığı kullanacağız. Işık parçacığı olarak foton diyoruz. Foton bir elektromanyetik dalga. Aynı zamanda bir parçacık. Fotonun hareket ettiği eksene bir dik düzlem düşünelim. Elektrik alanın bu düzlem üzerindeki açısına bağlı olarak bu elektrik alan dönüştürülebilir. Örnek veriyorum. Foton bir eksende giderken elektrik alan yataysa buna sıfır dedik. Karşı taraf da bunu böyle tanımladı. Dikey hale getirdiğimizde buna da bir diyebiliriz. Aslında bakın biz şu an bir tane fotona eşlik eden doğasında olan bu elektrik alanın yönüne bağlı olarak sıfır ve birlerimizi tanımlamış olduk. Bizim için aslında bir ışık kaynağına ihtiyaç var ve bu ışık kaynağının elektrik alanını kontrol edebiliyor olmamız çok önemli. Bu teknolojinin çalışabilmesi için fotonların birer birer üretilmesi lazım ki biz bu sıfır ve bir bilgilerini fotonlara yüklerken sadece ve sadece bir fotona yüklediğimizden emin olalım. Bunun için de biz burada bu tür sistemleri çalışıyoruz. Yani lazerden ya da beyaz ışık dediğimiz, termal ışık dediğimiz bu ışık kaynaklarından bağımsız farklı olarak bize her defasında bir tane, her istediğimizde tabii ki bu da çok önemli, her uyardığımızda bize sadece ve sadece bir tane foton verecek bir ışık kaynağı geliştiriyoruz. Ben çok net anladım arkadaşlar. Yani bunu başardık, ettik. Bu bize askeri alanda mı işimize yarayacak? Mesela sizinle benim telefon konuşmamda evet. Bir işlevi olacak mı? Günlük mesajlarımızda biz çok kuvvetle muhtemel uzun yıllar klasik teknolojiyi kullanmaya devam edeceğiz. Ama aslında kuantum anahtar tahtımı gibi bu teknolojiler özellikle askeri anlamda ya da büyük firmaların, şirketlerin kendi bilgilerini, patent gibi bilgilerini ya da şirketle ilgili özel bilgilerini koruyabilmek anlamında kullanacakları bir teknoloji olacak. Çok teşekkür ederim değerli bilgilendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim için, ilginiz için ve yeni arkadaşları buraya bekliyoruz. Çok yakından takip ediyorum Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de müthiş bir yatırım var kuantum teknolojilerine. Artık kuantum mühendisliği bölümleri oluşmaya başladı. Kuantum mühendisliği yüksek lisans doktora programları oluşmaya başladı. O kadar çok sayıda startup firmalar oluşmaya başladı ki bu firmalarda çalışmaya elverişli, yetenekli, altyapısı olan insan kaynağına ihtiyaç var. Ve geleceğin meslekleri dendiğinde de aslında artık güvenli bilgi iletişimi, bilgi paylaşımı önü çok açık hakikaten. Ve bizim de bu konuda gayret göstermemiz lazım. Genç arkadaşları, meraklı arkadaşları bekliyoruz. Hocamız elini de avuşturdu arkadaşlar onu da. Hocam tekrar çok teşekkür ederim. Biz turumuza devam ediyoruz. Labımıza da baktık. Kuantum şifreleme bilgisayarımızı da gördük. Artık ufak ufak son sorularımıza geliyoruz. Bir kitapçıya gittiğimiz zaman raflarda görüyoruz. Kuantum zayıflama, kuantum sevgili, kuantum yemek, kuantum kişisel gelişim meselesi. Kuantum mekaniğinin zayıflamayla ilgili olan mesela bu diskrit seviyelerden bahsettik kuantum mekaniğinde. Kesiklidir, basamaklıdır. Ne bileyim ara öğünler yiyebilirler. Belki bir nereden baksan kurtulmuyor. Yani belki bir kuantum olarak bir ye bir yeme. Yani ne bileyim bir yumurtayı annem bir kaba koysun okula gitmeden. Açtığın zaman yumurta var veya yok. Quantum walk çalışıyorum mesela aynı zamanda. Quantum walk'ta yani rastgele yürü işte. Al çantanı çık akşam. Belki bu şekilde bir ilişki kurulabilir. Quantum mekaniğinden quantum fizikçileri bu kadar para yemedi. Televizyonlarda, YouTube kanallarında onlarca video kanalında böyle saçmalıklar görüyorum. Yüzlerce, binlerce izlenme. Bunların hiçbirine gerek yok. Quantum mekaniğinin ve fiziğin neye izin verip vermediğini başka videolarda belki tartışırız. Ama quantum mekaniğinin düşünceyle, enerjiyle herhangi bir alakası yok. Başka bir kelime bulsunlar kendilerine. Quantum mekaniğine biz de okeyiz. Web Tekno YouTube kanalının sevgili takipçileri, öncelikle hepinize gönülden bir merhaba demek istiyorum. Profesör Doktor Yusuf Baran ben. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün rektörü. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 1992 yılında İzmir'de kurulan ve eğitim dili %100 İngilizce olan bir devlet üniversitesidir. Fen, mühendislik ve mimarlık fakültelerinde 18 lisans ve 43 yüksek lisans ve doktora programında eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite eğitiminiz veya lisans
olağanüstü eğitiminiz veya ileri düzey teknolojik faaliyetleriniz için sizleri İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne bekliyoruz. Nitelikli akademik kadromuz, sahip olduğumuz güçlü araştırma altyapısı ve kampüs alanımızda oluşturduğumuz araştırma ve üretim ekosisteminden maksimum düzeyde fayda sağlamanız ve ileriye dönük birlikte işbirlikleri yapmamız için sizleri kampüsümüze bekliyoruz. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nü daha iyi tanımak için aşağıdaki web adresimize veya yaşayarak deneyimlemeniz için Temmuz ayının son haftasında kampüs alanımızda gerçekleştireceğimiz tanıtım günlerine hepinizi bekliyoruz. Bence İT'ye gelmelisin. Arkadaşlar ve Yusuf Hocam, okulu gezdik, bilgileri aldık. Artık bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Öncelikle Yusuf Hocam, hem size hem de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne kanalımıza konuk olduğu için ve bu değerli bilgileri bizimle paylaştığı için hem kanalımız adına hem de takipçilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Asıl biz teşekkür ederiz. Güzel bir şeyler söyleyebildiysek bizim için önemli. Biz de iyi öğrencilerin gelmesini istiyoruz Türkiye'de. Aynen, öyle bir çağrı var arkadaşlar, evet. Arkadaşlar sizler de bu konuyla ilgili olabilir. Yusuf Hocamız belki yorumlarda bizlere yardımcı da olabilir. Kafanıza makalede hazırlarız zaten. Sosyal medya hesaplarını aşağı bıraktık. Takip edebilirsiniz İT'yi. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basabilirsiniz. Kafanızda takılan herhangi bir şeyde yorum bölümünden bizlere dolaylı olarak da inşallah Yusuf hocamız da geri yorumlara. Koray da değil de bana sadece girmesin. Koral hocamız da burada kenarda oturuyor. O da yorumlara bakacaktır arkadaşlar. Kafanızda takılan herhangi bir şey aşağı yazabilirsiniz. Başka bir web tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.